Alamayan arkadaşlarımız varmış. Şimdi yardımcı olmaya başladılar. Bu arada arkadaşlar hoş geldiniz. Birazcık internetten kaynaklı sanırım bir sorunumuz oldu. Kusura bakmayın. Evet. Bugün geçen hafta şöyle bir şey yapmıştık. Biz kolon perde donatılan arkadaşlar okumasını da yapmıştık. Donatım etajlarını da yapmıştık. Bugün geçen hafta dedik ki tekrar bunu yapalım. Arkadaşlarımız tekrarlayalım sizler. Ve onlara örnek olarak bazı kolon ve perde projelerini göstermiştik biz. Kendileri çözüp gelecekti. Hatta şimdi çözüm yaparken zaten yayına bir arkadaşımız olacağız biz. Müsait olan arkadaşlarımızdan. Onunla beraber yapacağız. Ben vakit bulamadım. Ben de yapamadım. Arkadaşlarımla beraber yapacağım şimdi burada. Ekranı yansıtabiliyorum, değil mi? Evet, yansıtabiliyorum. Güzel. Geçen hafta yaptığımızın aynısını şimdi bu hafta da yapacağız. Onu özellikle belirteyim. Soru soracaklar vardı. Grupta da yazmışlardı bugün. Nisa Nur Şef yazmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Gamze Nur Şef yazmıştı. Emrah Şef'im de yazmıştı. Eğer müsait olanlar var, hangisi müsaitse o arkadaşımızdan başlayabiliriz. Furkan, bari sen mikrofonu aç. Yok, ben yayındayım abi, sıkıntı yok. O zaman Buradayım. chat'tekileri Enes söylesin bana. Biri söylesin, ben chat'i okuyayım Duyuyorum. bari şu an. Ben takip ediyorum bir yandan. Problem yok. Tamam. Söylüyorum Nisan ismini ya. Nur Şef'imiz, ben Çiroz adetini hesaplamada sorun yaşadım. Nisa Nur Şef değil mi? Çiroz Tamam. adetini hesaplamada. Tamam, Nisa Nur Şef'in müsaitse hemen bağlanabilirse beraber bir okuma yapalım. Hangi kolonyada, hangi perdede sıkıntı yaşadığını belirtir. Beraber yapalım. Benim ekran da hazır zaten. Tamam. Nisan Uşef'e Şefim hayırlı yayınlar. teşekkür ederiz. Şefim Hoş geldin. teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Şükürler olsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim. Bugün gittin mi staja? Bugün köydeydim şefim. Tatil yaptım kendime. Hem stajyer hem tatil. Vallahi çok güzel. Bir şey demiyorum yani. Şekilde. Ama yaptım ödevlerimi. Tamam. Hangi projemizin okumasında sıkıntı yaşadın Çiroz'da? Onu Söyleyeyim. beraber yapalım. Şefim, ben SB204'ten başladım. Bir dakika. Ha, SB204. Tamam. Bulalım onu. Yani hepsini yaptım. Sadece Çiroz'da demir atezini Tamam. Onda bir sıkıntı yaşadın yani hesaplayamadım. sen. Evet, Tamam. yapamadım. Şimdi sanırım görüntüde SB204 olması gerekiyor şu an. Değil mi? Ekranda var mı? Evet. Tamam. Şurada yazıyor zaten. Ama Evet şefim. tamam. Ama SBP şefim, bu. Ya. SBP bu. Aynen. Tamam. SB204. Tamam. Tamam, oldu mu? Evet, şu an Evet geldi. şefim. Şu an tamamdır. Tamam. Şimdi SB204 perdemizin mi diyeyim, kolonumuzun bir küçük biraz taşıyıcı. 30'a 90 bir taşıyıcımız bu. Baktığımız zaman şimdi hepsini zaten okumasını yapalım. Çıroz'a da geleceğiz zaten. Ben Sen söyleyeyim yap. mi? Ya, evet. Tamam. Sen söyle. Ben de Tamam, yazacağım söyleyeyim. bir yandan. Tamam, söyleyeyim şefim. Şimdi öncelikle boyuna donatılardan başladım ben. Temel içerisinde kalan ve kalmayan kısım olarak dedim. Boyuna donatı temel içerisinde kalana fi 18, birim uzunluğu 2,5, benzer bir demir adedi 12 olarak girdim. O zaman ben aynı zamanda Excel'i açayım. Olur. Excel'de gireyim. Ben çünkü size Direkt Excel okuyorum direkt. tamam. Düşey donatı temelin içinde kalan dedin. Doğru Evet. mudur? Evet. Bir de normal düşey donatı. Sonra hangi birimi girdin? Onu da yazayım. Etriyeleri girdim. Etriye. Tamam, etriye girdim. Sonra çiroz Çiroz. mu? Bu Evet. kadar değil mi? Yanlış mı oldu? Yok, ben soruyorum, bu kadar Ha, demi diyorum yani. tamam. Evet, bu kadar. Tamam. Şuraya yapıştırayım da onu. Bir dakika. Evet, SB204'e geldik. Şimdi
SB204'te bu yani şu anki direkt perdemizin açılımı, yani yukarıdan bakış arkadaşlar. Kuş bakışı bakış yaptığımız zaman buradan bize hangi verileri veriyor? İşte 12 adet 18'lik düşey donatının olduğunu gösteriyor. Çift etriyemiz var. Etriyemizin, bir adet etriyemizin uzunluğunu gösteriyor. Ve çirozumuzu. Evet. Çirozumuzun boyunu veriyor. Şimdi burada bir çift etriyemiz var. Şimdi bir SB204'ün arkadaşlar düşey donatı açılımına geçelim. O da burası. Buradan baktığımız zaman Nisan Nur şefimin de söylediği gibi bodrum kat arkadaşlar zaten burası. Ve donatılar temelin içinde de dolayısıyla nüfus ediyor ve burada da görüyoruz. Ve burada mesela bakın bazı projelerde şuradakini belirtmemişti. Burada belirtmiş. Demiş ki temel üst kodundan aşağı işte 45 santime kadar etriye var burada. İşte full onara olduğunu işte ve boğaz etriyelerinde 5 adet olduğunu burada belirtmiş. Şimdi Nisa şefimiz ilk önce temelin içindeki düşey donatları yazalım dedi. Evet, buradan okumasını alalım. Şefimin. Şefim, 12 adet bir 18 3,85 boyunda benzeri bir. Ama o temel üstünde şefim. Pardon özür diliyorum. 18 bir 12 adet 2,5 bir benzer. Tamam, bir dakika. 18'lik donatımız var. Evet. Ve 12 adet miydi donatımız? Evet, 12 adet. 2,50 uzunluğunda. Evet, bir adet. Bir benzer. Evet, belki yayınımıza yeni katılan arkadaşlarımız vardır. Şimdi şöyle tekrarlayayım ben. Az önce baktığımız proje arkadaşlar donatı yani koluna baktığımız zaman üstten bakış açımız biz bulduk. Yani kolunu ortadan ikiye kesmiş gibi düşün. Kesit olarak. Ve yukarıdan bakışımız bu. Bu bakışta biz donatı adetlerini burada mesela etriye sayısını göremiyoruz farkındaysanız. Yani yazmamış daha doğrusu. Bazı projelerde yazıyor etriye sayısında. Burada bize verilen etriyenin uzunluğu, çirozun uzunluğu. Çirozun adetiyle ilgili bir şey de yazmamış burada. Biz bunu metraj yaparken görebilmek için, donatı metrajı yapabilmek için düşey açılımına bakıyoruz. Düşey açılımında da arkadaşlar bakın yine SB204 kolon detayı diyor. Buradan baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şöyle bir ibare var burada. Zaten projede baktığımız için biliyoruz. Temeli bir metreydi. Bakın temelde temele giren donatılar var. Dolayısıyla biz sağdaki uygulamayı göz önüne getirin. Yani temeli dökmeden önce kolon ve perdelerimizin, taşıyıcıların donatılarını dolayısıyla bizim temelin içine yerleştirmemiz gerekiyor. Burada onun için diyoruz biz düşey donatı T yaptığımız temelin içinde kalan donatı, temelin içinde kalan etriye hani o şekilde hesaplanması için özellikle onu yazıyoruz. Şimdi Nisanur şefimiz de bize ilk önce temelin içinde kalan donatıdan başlıyor. Ondan az önce söyledi. 12 fi 18'lik yani 12 adet 18'lik çelik donatımız var. Ve bir tanesinin tam boyu 2,50. Bakın L demek tam boy demek. Burada şöyle bir şey var. Bakın burada 30 demiş ve 2,20'ye 30. Demek istediği şu. Düz tarafı 2,20, gönyeli tarafı 30 santim olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma geçelim Nisanur şefim. Geçelim şefim. Şimdi de üst kısımda kalan kısmı söyleyeceğim. O da aynı şekilde 12 adet pi 18 3,85 boyunda benzeri bir olarak giriyoruz. Tamam. Boyumuz 3,85. Arkadaşlar burada metre istediği için metre giriyoruz. Orada verilen veriler bize santimetre. Onu da özellikle belirteyim. Evet, boyumuz farklı. Adetlerimiz aynı. Evet. Bu Excel tablosunu arkadaşlar Enes şefimin Telegram'da paylaştığı linkte bulabilirsiniz. Hem şu an incelediğimiz projeyi hem de bu Excel tablosunu orada bulabilirsiniz. Onu da size özellikle belirteyim. Şimdi tekrar projeye geldik. Şimdi biz Excel'e ne yazdık? Evet. Etriye yazdık. Evet. Şimdi buraya aplikasyona gelelim. Geçeceğiz. Aplikasyona mı geçeceğiz? Pardon. Tamam. Yok. Evet. Geçtim. Buyurun. Tamam. Şimdi etriyelerimize bakıyoruz. Buradan ne yapacaktık? Evet. Şimdi ben buraya 66 adet fi 10'luk 2 metreye 2 benzer girmişim. Tamam. Bakalım. Buradan. Hı-hı. 66 adet dediniz. Doğru mudur? Evet.
Evet. 6 adet zaten. Bir de şeyi de söyle mesela. 6 fi 10'luk 10 ara. Aa, evet, Değil mi? aynen. Burada. Yani proje okumasında. Çünkü biz proje okumasını yapmıştık. Şimdi Evet, şefim. donatı metrajına geçtik. 6 fi 10'luk 10 ara. Evet 6 dedik. 22 fi 10'luk 10 ara. 28 mi yaptı? Evet Evet. 28. 5 daha 33 yaptı. Toplamda 33 adet 10'luk etremiz var arkadaşlar. Ve 33 adet Aa, benzer pardon ya. 2. Doğru mudur? Evet, aynen. Boyumuz kaçtı? 2 metre. Evet, fiyon. Fi 10'luk. Çok güzel. Olabilir. Şimdi 33 adet arkadaşlar tek sırada 33 tane var. Yani 33 tek sıramız var bizim. Ama bir sırada 2 adet etreğimiz var. Çift etreğimiz var. Onun için hani toplamda 66 oluyor zaten. Yani burada da onu yakaladık biz. Ve şimdi çözümümüze geçiyoruz ve takıldığın konu sanırım burası. Evet, ben bu adet kısmında takıldım. Tamam. Şimdi tekrar kolon aplikasyonumuza geliyoruz. Tabii biz burada şimdi arkadaşlar bunu yavaş yavaş yapıyoruz. Daha iyi anlayalım, idrak edebilelim diye. Normalde zaten bunu bir iki kere yaptıktan sonra o kadar çok hızlanacaksınız ki siz yani sizin şurayla şuraya bakmanız arasında bir iki saniye falan oynayacak. Onu özellikle belirteyim. Aa bir tane işte 30'a 90 kolonun işte metrajını de donatı metrajına bak bu kadar uzun mu sürüyormuş demeyin. Biz daha anlaşılır biçimde olması için yavaş yavaş hareket ediyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman Nisan Hanım şefim çift etriye var. Çift etriye de şöyle de bir mantık vardır. Hani kirişlerde hatırlıyor musunuz? Alan etriyesi diyorduk, yavru etriye diyorduk. Şimdi burada ikisi de dışa doğru yönelen etriye bunlar bizim. Nereden anladın diyeceksiniz. Şimdi şuradan zaten açıkça belli oluyor. Daha da yakınlaştırayım. Bakın. Şu çift kanca gördüğünüz yerler etriyenin başladığı ve bittiği yer. Yani donatıyı çevreliyoruz ya biz hani. Düşeyi donatıyı etriye çevreliyoruz ya. Bu onun başladığı ve bittiği yerdir. Şimdi düşünün. Şunun bir tanesi ters tarafa düşünün bunu. Burada şuraya kadar gelmiş bitmiş. Diğer ikinci etriye de bakın. Şuradan almış buraya başlatmış bitmiş. Yani bütün donatımı benim 12 tane 18'lik donatımı çevrelemiş. Doğru mudur? Evet. Peki. Şimdi bunu bir tanesi 63 santim. Değil mi? Bak bir tanesi 63 olan şuraya kadar geliyor. Mouse hareketimi görüyorsunuz değil mi? Şuraya kadar gelmiş. Diğeri de şu şekilde bir hareket yapmış. Şu şekilde. Dolayısıyla benim çırılacak tek yerim şurası. Çıroz'u da nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Tek kanca görürsünüz bunda zaten. Çırozdur bu. Çift kanca olursa etlerin tamamlandığı yer zaten. Ya da tek kanca ya tevzidir ya çırozdur. Bunu unutmayın. Dolayısıyla benim bu perdemde bir adet çırozum var. Bir sırada bir adet var. Doğru mudur şefim? Nisanur Evet. şefim. Tamam. Evet şefim. Şimdi geliyoruz tekrar projeye. Her sırada bir adet olacaksa benim toplam kaç etrem vardı burada? Tek sıra. Bir sırada 33. 33. Çok güzel. Evet. O zaman 33 adet çirozum var benim. Geliyoruz tekrar kolon aplikasyona. Çirozumun boyu 51 santim ve donatı çapı 10'luk. 10. Aa, bu kadar mıydı? Evet. Arkadaşlar 51 santime girdik. 33 adet benzer bir ve fi 10'luk. Ve SB204 kolonumuzun perdemizin donatım etici bitti. Bu Excel tablosunda arkadaşlar otomatikman zaten aşağıya veriyor. İşte toplam 91,83 kilo. 91,83 kilo 10'luk donatım var. Fi 18'lik olarak da 152 kilo var. Nisanur şefim başka takıldığın bir konu var mı? Şefim, ben sadece bu çiroz adedinde şey yapmıştım ama tamam. Yani şu anda oturdu. Güzel Muhammed oldu. Mert şefimize demiş de Çiroz'u tekrar anlatma imkanınız var mı acaba? Tamam, çirozu tekrar anlatalım. Nisanur sen anlatmak ister misin? Anlatayım şefim, olur. Tamam, beni yönlendir. Ben oraya Tabii. buraya şey yapayım. Önce projemize bakıyoruz. Şimdi çift etriyemiz vardı. Etriyelerimiz zaten iki, yani kancada olduğu için projeden direkt olarak görebiliyoruz. Eğer tek kancalıysa ya çirozdur ya da tevzi olarak Evet. adlandırıyoruz. Buradaki şimdi tek kanca gördüğümüz çiroz oluyor. Dolayısıyla şu anda bu sefer demek ki yani tek sırada bir tane çirozumuz varmış. Şu anda bunu anlıyoruz.
Daha sonra tekrar şeye dönüyoruz. Detaya dönüyoruz. Detayımızda da zaten biraz önce de yazmıştık. Etriyemiz 33 taneydi. Demek ki bir sıraya bir tane çiroz düşüyorsa 33 sıraya da 33 tane çiroz düşüyor. Evet. Yani 33 adet çirozumuz evet. oluyor. Sonrasında Excel'e geliyoruz. Bir adet çirozumuzun boyu 51 santimlik girdik. 33 evet. adet olduğunu belirledik. Donatı çapımızı yazdık. Buraya girdikten sonra zaten gerisi otomatikman evet. geliyor. Tamamdır. Bir de şunu özellikle belirteyim. Bakın. Bu perdede bir tane çiroz var. Mesela bazı perdelerimiz daha büyük. 5 metre uzunluğunda perdelerimiz var değil mi? Onda ne diyor? Metrekareye 12 tane diyor. Ya da metrekareye 10 tane diyor. Onun zaten çözümünü biliyorsunuz. Tamam. Evet Nisan Nur Şefim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar SB204 ile ilgili umarım bütün sorularınızı cevaplamış oluruz. Ya da SB204'ün donatım etrajında arkadaşlar takıldığınız yer çünkü bir daha geri dönemeyeceğiz belki de SB204'de. Varsa sormak istediğiniz sorun arkadaşlar. Yani her zaman söylüyorum yine söyleyeyim. Hocanız değilim, öğretmeniniz değilim, sizden biriyim. Çekinmeden soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Burada biz biziz zaten ya. Bizden başka kimse yok diye düşünüyorum yani. Şu anlık soru yok şefim. Tamam. Evet, Emrah şefimi görüyorum. Emrah Taşdelen çekilişlerin lordu gelmiş. Hoş geldin kardeş. Emrah bir şey soracaktın sen. Bugün seninle de bir okuma yapalım müsaitsen. Hem de bir sorun var, bir şeyler soracağım diyordun. Müsait misin? Şefim sınavı varmış galiba yetiştirmesi gereken. Çıkmam gerekiyor dedi. Şu an tamam. Allah'ın yazmış. Tamam. Allah kolaylıklar versin. Hmm. Evet başka beraber çözüm donatım etkisi yapalım diyen arkadaşımız var mı? Furkan Uçan şefimiz yapabilirim diyor. Yapalım. Furkan şefim müsaitseniz mikrofonunuzu açabilir misiniz? Merhabalar şefim. Merhaba şefim, nasılsın? İyiyim Allah'a şükür, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Özellikle şu kolonu ya da şu perdeyi yapalım dediğin var mı? Yoksa ben mi yönlendireyim? Fark etmez şefim yani. Tamam tabii. O zaman. Şimdi genelde yayınlar uzun sürüyor ya, o zaman yayının başındayken en uzun olanı yapalım biz seninle beraber. İşte SB3082, işte PB3284, SB3075'i yapalım. Olur. Orayı da açalım. Ama ben daha birinci sınıfım yani, onu da söyleyeyim. Daha birinci sınıfsın. Tamam, biz seninle geçen de okuma yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Yok, ben ilk defa yapıyorum. İlk defa mı yapıyorsun? O daha evet. Güzel ya. Cesaret etmişsin en azından. Çok güzel, sıkıntı yok. Ben de birinci sınıfım, sıkıntı yok yani. Öyle düşünebilirsin. Beraberiz. Evet. Kimse bize not vermeyecek, sınıfta bırakmayacak, büte bırakmayacak. Sıkıntı yok yani. Sebebi... 3000 kaçtı hatırlıyor musun? 3082 miydi? Evet, evet. Ben unutuyorum ya. Bende hafıza geriliği başladı herhalde. Bilmiyorum ki. Evet, şimdi bunu da yine göstereyim. Projeyi açtığınız zaman arkadaşlar find yazıyorsunuz. SB3082 ya. Neyi aramak istiyorsanız yazıyorsunuz. Sonra enter gidene kadar. Şimdi mesela ben find yazdım. Aradım. Şu an statik kalıp planının üzerinde bana kolonu buldu. Bana o gerekmiyor ama. Tekrar tıkladım. Arıyor şu an tekrar. Bütün projeyi arıyor. Bu da bir tekrar bir detay açılımı. Bu da bana gerekmiyor. Ben donatım etkisi yapacağım çünkü. Evet. Şu an buldu. Yani yanda bakın arkadaşlar. Donatı açılımları falan filan var. Şu an buldu diye düşünüyorum zaten. Bir bakalım. Evet. Metrajını yapacağımız, donatı metrajını yapacağımız perdemiz ve koluncuğumuz bu arkadaşlar. Furkan'ın ilk defa yapıyor olması ve birinci sınıf olması da hoşuma gitti. Beraber öğreneceğiz şimdi. Evet, ben bunu beklemiyordum ama olsun. Az önceki gibi küçük bir 30'a 90 kolon bekliyordun sanırım. Evet. Ama inanır mısın? Onu okumakla bunu okumak arasında hiçbir fark yok. Hatta bu daha basit. Hocam çünkü şefim bugün denedim de buna gelince bıraktım yani. O SZ'leri yaptım hepsini. Buna geliyorlar. Bakalım nasıl olacak. Çok iyi ya. Ben de hissettim senin buna takıldığını, biliyor musun? Kasten bunu açtım. Yok yok, beraber yapacağız zaten. Yani hiç sıkıntı olacak bir durum yok. Bunda sadece şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Baktığın zaman evet
perdenin dışında. Mesela 50'lik perdem var benim burada. Perdemin dışında bir ayrı bir çıkıntı kolon diyoruz biz buna. Bir çıkıntı kolon var değil mi burada? Şöyle. Evet. Aynı zamanda bir de içeride bir başlık kolonu var. Bak farkındaysan. 19 evet. tane 20'lik koymuş buraya. Çünkü etriye koymuş ya. Oradan anlıyoruz zaten başlık kolonu olduğunu. Biz şimdi ilk önce başlık kolonundan başlayalım. Tamam şefim. Sonra bu kolonu yaparız ilk önce. Sonra bunu yaparız. En son perdeyi yaparız. Yani olur, böyle kısım kısım yaparız. Tamam. Ya da ilk önce buradan başlayalım. Ben vazgeçtim. İlk önce bundan başlayalım. 3082 zaten bu. Şimdi biz kolon donatım etajı yaparken nelere dikkat edecektik? İşte etriyesi var mı? Değil mi? Etriyesine, çürozuna ve düşey donatısına. Onlara bakacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman da seninle beraber çift etriyesi olduğunu görüyoruz. Bir alan etriyesi var. Evet, bir de içeride bir yavru etriyesi var. İşte 32-33 tane 20'lik varmış düşey donatı. Bak buradan görüyorsun. Görüyorsun evet, değil mi? Şurada yazıyor. Evet. Şöyle baktığımız zaman bakın bu yönde X yönü diyelim buna. Burayı da Y yönü diyelim. X yönünde 1, 2, 3 tane çiroz var. Yani tek sırada 3 tane çirozumuz var bizim. Bu sıraya bakıyoruz. Y yönüne bakıyoruz. Y yönünde de baktığımız zaman burada da 3 sıra olduğunu görüyoruz. Ve burada çirozların adeti de yazıyor zaten. Diyor ki 105 adet burada var. 105 adet bu tarafta var. Bakıyorum çirozun kaçlık olduğu yazıyor. Çirozun donatı çapı yazıyor. Kaç aray olduğu yazıyor. Ve çirozun uzunluğu da yazıyor zaten. Sonrasında bakıyorum. Etrilerime bakıyorum. Etrilerin kaç adet olduğu yazıyor zaten. 35 adet 12'lik çapında 10 araya. Bak alan etriyem mesela benim 4.68 boyunda. Yavru etriyem benim 3.24 boyunda. Burada şimdi bakmadığımız sadece düşey donatının uzunluğu kaldı. Onu da hemen buradan geliyorum. 3082 idi ya. Zaten toplamda 20'liklerin hepsi aynı boyda burada. Bir de yukarıda 20'lik vardı. Bir de aşağıda 20'lik vardı. Bakıyorum toplam diye 52 tane 20'lik var. Biz bu şekilde yapmayacağız ama. Detaylı yapacağız. 20'liğin boyu ne kadarmış? 4.30. Tamam. Bir de gerekli bütün bilgileri biz şu an projemizden gördük. Şimdi Excel'imize geleceğiz. Evet. 3082. Şimdi düşey donatı dedik. Yazıyorum. Beni de yönlendir kardeşim sen. Düşey donatı yazdık. Evet. Başka evet. ne yazacaktık? Etriyelerimiz evet. var. Bir alan etriyesi, bir de yavru etriyemiz vardı. Tamam. Yavru etriye şey yapacağım şimdi. Şöyle yaptım. Onun haricinde bir de çirozlarımız vardı. Tamam. Başka bir şey var mıydı 3082'de? Yok. Sanırım yok. Tamam. Evet. Hemen düşey donatımı hatırlıyor musun? 20'likte. Bak 20'liği evet. girdim. 20'liği fi yazan yere yazdık. Uzunluğunu hatırlıyor musun? Tekrar projeye girelim. Düşey donatımın uzunluğu 4.30. Değil evet. mi? Doğru mudur? Evet. Peki kaç adetti buradan? 33 adetti. Buradaki, bu başlıktaki 33 adet 20'lik var. Hemen Excel tablomuza geliyoruz. 33 adet 20'lik ve boyu 4.30 girdik. Benzer bir dedik. Düşey donatı bitti. Evet. Tamam mı? Etriye geldik. Şimdi etriye de senin yönlendirmeni istiyorum beni. Tamam şefim. Etriyenin kısmına gelirsek... Geldim. Evet. Alan etriyemize gelirsek 35 adet 12'lik 10 araydan 4.68 metre boyunda bir alan etriyemiz tamam. var. Tamam. Hemen yazayım ben onu unutmadan. 35 adet 12'lik 4.68 boyunda buraya da 1 adet. 1 koydum. Tamam. Yavru etriyemize bakalım. Yine 35 tane 12'lik 10 arayla 3.24 metre tamam. boyu bir etriyemiz var. Yani burada sadece boyu değişmiş, adeti sayısı hepsi aynı. Doğru mudur? Evet. Ya. 35 adet. Ve çirozlarımız kaldı sanırım. Çirozlarımıza gelelim. Ona da bakalım. Çirozlarımız 105 tane 12'lik 10 arayla 1.32 metre. Tamam. Evet. Çirozlarımız 105 adet 12'lik boy 1.32. Buraya da 1 mi yazacağım? Öbürüne bir bakalım.
Bakalım şefim. Aynı bakalım. Ise bir yazacağız. Şimdi bu tarafta aynı da şey. İlk aynı ise oraya ne yazacağız? Aynı olandan iki tane var burada. İki yazacağız değil mi? Evet şefim. Tamam. Benzer olduğu için iki yazdık arkadaşlar. Yani SB3082 bitti şu an. Tamam mı? Şimdi neye geçelim? Öteki kolonumuza geçelim. SB3075. Hemen yazalım onu da. SB3075. Bunu normalde arkadaşlar yaptığınız zaman tek sıraya yazarsınız zaten. 3082, 3075, işte PB3284 diye. Hepsini toplu toplu yaparız. Biz şu an daha ayrıntılı yapıyoruz ki daha detaylı öğrenelim. Ne kadar alt yapımızı ne kadar iyi yaparsak ileriki zamanlarda o kadar hızlı oluruz bu işlerde. Evet, şimdi SB3075'e gelelim. Gelemedim. Geldim. Evet, SB3075'e bakıyoruz şu an. Evet şefim. Evet. 19 tane 20'lik düşey donatımız var. Evet. Onun haricinde çirozlarımız 140 tane 12'lik 10 arayla 0.62 metre boyunda. Çok güzel. Etriyemiz 35 adet 12'lik 10 arayla 3.36 metre boyunda. Tamam. Etriyemiz var. Şimdi tekrar o zaman Excel'e geliyoruz. Değil mi? Hemen düşey donatıyı yazıyoruz. Ekliyoruz yani. Düşey donatı. Etriye. Çiroz. Düşey donatım 20'likti ve 19 adet olduğunu söyledin. Evet şefim. Ve bir benzeri vardı. Yukarıdakiyle aynıydı zaten yüksekliği düşey donatımızın. 4.30. Tekrar bakalım. Evet, 19 adet 20'liğimiz var arkadaşlar. Düşey donatımızın zaten yüksekliği 4.30. Evet şefim. Şimdi etriğimizi bakacağız sanırım. Evet, etriğimizi söyler misin? Yakınlaşabilir miyiz? Şöyle. 35 adet 12'lik 3.36 boyunda. Tamam. 35 adet 12'lik 3.36 boyunda. Ve 1. Evet. Şimdi çirozumuza gelelim. Evet. 140 adet 12'lik 0.62 boyunda. 140 adet 12'lik 0.62. Evet. Evet, şimdi 140 adet 12'lik 0.62. Ve efendim oğlum. İyiciler. Sana da iyiciler oğlum. Evet. Oğlum bu saatler duyuyor benim. Bugün çok geç uyudu. 38 dakika geç uyudu bugün. Evet, bunu da yaptık. 3075'i de yaptık seninle beraber. Şimdi PB3284'e geçiyoruz. PB3284. Demek kolayları yaptın, zorları yapmadın. Öyle mi anlıyorum ben Furkan? Bugün biraz öyle oldu. Olsun olsun. Benim okuldaki yine ders metrajımız var. Bugün yaptık. Ona çalışınca buna biraz vakit az kaldı. O yüzden çok vakit ayıramadım yani. Önceliğimiz zaten derslerimiz kardeşim ya. Sıkıntı yok. Evet, PB3284. Evet, şimdi PB3284'e geldik. Şöyle yaklaştırıyorum ben senin için. Şefim, 48 tane 12'lik 15 arayla bir düşey donatımız var. Evet. Fakat o 2x24 dediği de her iki tarafta da 24 adet demesi anlamında. Evet. Evet. Çirozlarımız 288 adet 10'luk ve 30'a 30 diziliminde gerçekleştirecek ve 0.62 boyunda olacak. Evet. Bir de tevzilerimiz olacak değil mi? Perde olduğu için. Evet çiftim. Onlar da şöyle boyunu göstereyim, küçülteyim biraz böyle. Şunlar arkadaşlar. 3 adet tevzimiz var bizim burada. Şimdi o zaman Excel'e geliyorum ben. Düşey donatı yazıyorum. Evet. Gireceğimiz sistemleri. Tevzi yazalım. Çözü sona bırakalım istersen. Tevzi yazalım. Aynı tevzinin iki tane vardı orada. Öyle hatırlıyorum ben şimdi. Bir de
Ortadan giden bir tevzi var orada. Evet. 3 tane. Bir de çiroz. Yazık. Evet. Şimdi düşey donatımıza gelelim. 48 tane 12'lik olduğunu söyledin şefim. Evet. Şefim. Evet. Boyumuz ne kadarmış? 4 metre. 4 metre. Tamam. Geldik. Düşey donatımıza 48 tane olduğunu belirttik. Ve boy da 4 metre. Şimdi tezlerimize geçelim. İlk önce çiftli olanları alalım istersen. Bakın arkadaşlar, bunlar birbirinin ikizi. Zaten burada ölçülerinden de anlayabilirsiniz. Evet, burayı okuyabilir misin şefim? 24 tane 10'luk 15 arayla 7.06 metre boyunda benzeri 2 olacak. Tamam. 24 adet benzer 2 dedim. Evet. Boy 7.06 dedim. Kaçlıktı tezim benim? 12. Evet. Tekrar bakalım. Sıkıntı değil. Tezim 10'luk benim. 10. Evet. Hemen onu düzelttik. Evet, tezimizi girdik. Benzerleri girdik. Şimdi tekil olana geldik. Dışarıda bir tane daha. Ortada yani bu tez. Şöyle söyleyeyim. Bu tezinin uygulaması şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu da dış tarafta. Bu da dış tarafta. Bu tezimiz bizim ortada. Bakın şu. Diğer tezler şunlar yani. Bakın işaretlediğim zaman geliyor zaten. Bunlar oluyor. Evet, şimdi bu tevziyi alalım senden. 24 tane 10'luk 15 arayla 6.32 metre. Tamam. 24 tane 10'luk donatımız. 6 32 idi. Ve benzer bir. Evet. Evet. Şimdi tevzilerimiz de bitti ve çiroza geldik şimdi. 288 adet 10'luk 30'a 30 arayla 0.62 boyunda olacak. Çok güzel. 10'luk donatımız kaç adetti? 288. Evet. Boyumuz 0.62. Tamam. Bu şekilde bizim metraj donatı metrajı bitti. Furkan şefim. Sağ olun şefim. Yani yapabiliyormuşsun. Hiç de öyle zorlanmadın yani. Öyle bir şey hissetmedim ben. Denedim de olmayınca bıraktım yani, o yüzden. Ama şimdi nasıl yaptın? Takır takır maşallah. Sizin yardımınızla şef. İşte beraber oluyor bu işler. Bir tane daha etriye var demişler şefim ama. Efendim? Bir tane daha etriye var şefim perdede demiş. Didar Burhan Çelik. Bir tane daha. Hmm. Bakalım. Şefim bu perdede etriye yok. Yazılmış. Evet. Şimdi tevzilerimiz var arkadaşlar. 3 tane. 3 tevzimizden ikisi benzer. İkisi benzer olduğu için şu şekilde yaptık. 24 adet zaten vardı. Yani 2 yaptık onu benzer olduğu için. Boy aynı. Donatı çapı aynı. Perdenin ucunda üst tarafta diyorlar. Onu şeyde girdik. SB3075'te girdik. Bunu diyor arkadaşım. Doğru mudur? Bir onaylar mı? Bunu mu diyor? Ha, evet, onu diyormuş şefim. Doğru. Tamam. Bunu 3075'te girdik Didar şefim. O da burada. Şurada. 35 adet 3.36 boyunda 12'lik bir donatımız vardı bizim orada. 35 adet 12'lik 3.36. Evet Furkan şefim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim şefim. Muhammed şefim, son 1,5 dakikası kaldı ilk yayınımızın. Evet, son 1,5 dakika kaldı. Böyle ufak kolay soru soracak olan arkadaşımız varsa cevaplayabilirim. Bir dahaki yayına yine okuma yapacağız. Arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Evet, Mert şefim de Melih şefim istedi. Yayın okumamış. Olur. Olur. Beraber yapalım. Hatta böyle gündüz çözen demiyorum. Gündüz uğraşıp yapamayan arkadaşlarımız varsa onlarla da beraber yapabiliriz. Yani takıldıkları noktalara değinmek istiyoruz zaten biz. Amacımız o. Çünkü bir dahaki yayında arkadaşlar büyük ihtimalle kolon, perde ya da kiriş donatı metrajına değinmeyeceğiz. Bir dahaki yayına hazırlığıma bağlı ya temel donatı metrajı yapacağız
Ya da döşeme donatı metrajı yapacağız arkadaşlar. Onlar daha da basit aslında. Hep beraber yapacağız. Bir belki sonra, sözünüzü kestim üzere. Bir sonraki yayında soruyu soracağım şimdi. Şimdi sıra getireceğiz. O zaman aynı linkten devam edecekler herhalde. Ben link göndereceğim şefim. Büyük ihtimal Enes şefimiz normal link gönderdi galiba. İnternet sıkıntı olduğu için. Telegram'dan ve buradan linki paylaşacak. Tamam. Telegram'dan paylaşacak Furkan şefimiz. O zaman görüşürüz. Kapatalım. Hemen yeniliyoruz arkadaşlar.